Herkese merhaba, ben diyetisyen Şuranur Ceylan. Bugün sizlere tatilde kilo almamak için neler yapabiliriz, birkaç öneride bulunmak istiyorum. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları aslında herkesin tatile çıktığı, otellerde açık büfe rezervasyonların yapıldığı bir ay oluyor. Şimdi burada sizlere önerilerim olacak. Birincisi, otelde ya da konakladığınız yerde bence kesinlikle ideal bir kahvaltı tabağı hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ideal bir kahvaltı tabağı nasıl olmalı? Özellikle eğer kaldığımız yerde açık büfe mevcutsa ya da yiyeceklerimizi kendimiz alacaksak mutlaka işte reçel gibi ya da işte daha sağlıksız, daha pratik olan salamlı, sosisli, sucuklu bu tarz şeylerden uzak durmamızı istiyorum. Özellikle yumurta, menemen, peynir, zeytin, domates, salatalık ve bolca yeşillik, klasik Türk kahvaltısı olarak bunları tercih edebiliriz. Ama bunun dışında tatlı seçeneklerine kahvaltıda çok yönelmeyelim. Onun yerine kuru meyveleri, kuru yemişleri kahvaltıda tabağımıza ekleme yapabiliriz. Diğer bir önerim ise mutlaka servis tabaklarını üçe bölmesini istiyorum danışanın. Özellikle öğle ve akşam yemeklerini. Şimdi burada 1/3'ü, tabağınızın 1/3 mutlaka et ve et türlerinden oluşması gerekiyor. Yani balık eti, tavuk eti ya da kırmızı et olabilir. Geriye kalan 1/3'ü zeytinyağlı ya da diğer ana sulu yemeklerden oluşabilir. Kalan 1/3'ü ise mutlaka salatadan, yeşilliklerden oluşmalı. Burada tabakta porsiyon kontrolü yapmamız ve tabağı bu şekilde ayarlayarak kilomuzu korumamız çok önemli. Yine aynı şekilde genelde yaz tatillerinde çok fazla tercih edilen asitli içecekler oluyor. Özellikle asitli içeceklerden kola, fanta, gazoz gibi daha çok tercih edilen türler var. Bunlardan uzak duruyoruz. Özellikle maden suyu, ayran ya da işte biraz daha soğuk kahve, soğuk çaylara yönelebiliriz. Bunun dışında alkollerde biraz abartmalar görüyorum. Burada da 1-2 kadehle, 1-2 bardakla sınırlandırmalıyız mutlaka alkolleri. Ve çok tuzlu, çok asitli, çok limonlu içeceklere yönelmemeliyiz. Bunun dışında yine açık büfe tatillerde ara öğün olmak zorunda değil. Zaten açık büfe olduğu için ister istemez miktarlarda ve çeşitlerde biraz fazlalaşmalar oluyor. Ara öğün olmayabilir fakat buradan genelde işte denize girdikten sonra, havuza girdikten sonra acıkmalar ikindi vaktinde çok oluyor. Burada da işte ne olabilir? Dondurma, bir çöp dondurma ya da işte mısır yenebilir belki plajda, sahillerde ya da yarım simit, poğaça gibi böyle hazır satılan şeyler tercih edebiliriz. Yine aynı şekilde şimdi açık büfedeki tatlılar biraz daha göze hitap eden ve tamamen görsel odaklı olan çeşitler oluyor. Yani şekerden, jöleden ve bolca kaloriden oluşan tatlılar oluyor. Burada şerbetli tatlılar yerine biraz daha sütlü tatlılara yönelmenizi istiyorum. Bunun dışında da şimdi tatilde günlük aktivitelerimiz azalmış oluyor. Yani günlük yaptığımız ev işleri ya da günlük işe gittiğimiz rutinler bunları yapmadığımız için haliyle günlük vücudun alıştığı aktiviteler olmadığında vücut hareketsiz kalmış oluyor. Burada da ben şunu istiyorum. Mutlaka yüzmeyi arttırabilirler ya da işte yürüyüşe çıkabilirler ya da kaldığı, konakladığı yerlerde spor salonu varsa mutlaka buralara yönelebilirler. Bunları yaptığı böyle bazı ufak tüyoları, bazı ufak önerileri yerine getirdiğimizde tatilde aslında kilo almamak, güncel kilomuzu korumak oldukça kolay. Burada dediğim gibi genel olarak sıcakların artmasıyla birlikte bolca su tüketelim ve porsiyon kontrolü de yaptığımızda aslında güncel kilomuzu koruyarak tatilden dönmüş olabiliriz.